Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videonun konusu Fahrettin Pekşen'in sorduğu bir soruya istinaden bu videoyu çekeceğim. Çok yerinde güzel bir soru sormuş. Kendisine bu sorusu için, bu yorumu için teşekkür ederim. Sayesinde işin özünü konuşma fırsatı yakalamış olacağız. Sorusu şöyle, daha doğrusu yorumu ve sorusu şöyle. Murat Bey merhaba, emeğinize sağlık. 13 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğunuz 023 Hangi Tekneyi Almalıyım adlı videonuzda şayet ikinci el bir tekne alacaksam şu 5 markanın şu yıllarda üretilen nokta 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 diye bilgiler vermişim. Ve tekne boyunun 36-48 fit aralığında ortalama 40 fit olması, 42 fit olması şeklinde olmasını tanımlamıştınız. Tabii geçen zaman içerisinde oluşan yeni koşullara göre kafanızda planladığınız ve bu plana göre kendi başınıza imal ettiğiniz tekne boyutundan da yeniden şekillenmiş oldu. Aslında hayır, ben gene o aynı noktadayım. Şimdi bu videoda o konuyu anlatacağız. Ve devam etmiş Fahrettin Bey. Bu durumu da birçok videoda açıkladığımız halde tekne ölçüleri ile ilgili ısrarla gelen sorular bundandır sanırım. Yani benim ortalama bir tekne boyunu 42 fit civarında tarif etmiş olmam. Kafaları karıştırmış olabilir işte, daha sonradan da daha küçük bir tekne yapıyor olmam. Ve sonunda da Karadeniz'in nemli ortamında bizleri bilgilendirmek adına harcadığınız emek için teşekkür ediyorum. Sağlık içinde olun, selamlar demiş. Kendisine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Benim için, benim bakış açımla ki ben orta karar bir kullanıcıyı temsil ettiğimi düşünüyorum. Hem bütçe anlamında hem de deniz sevgisi anlamında. Dolayısıyla 33-34 fit ile 48 fit aralığının bizim gibi orta gelir grubundaki denizciler, deniz sevdalıları için marka güzel bir teknenin, A kategori bir teknenin hemen hemen her ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorum. Bu genellemeyi yaparken de benim özelimde bazı durumları da, başlıkları da konuşmamız gerekiyor. Çoğunuz hep benim vermiş olduğum kararlarımla kendinizi özdeşleştiriyorsunuz, eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şablon tam yerli yerine oturmuyor. Şimdi benim özelimdeki konular derken neleri kastediyorum? 1. Ben profesyonel bir kaptanım. 2. Oldukça üst düzey bir eğitim aldım. Ve çok fazla farklı tekne deneyimleme şansım oldu. Farklı büyüklükler, farklı markalar, farklı modeller, katamaranlar, monohuller derken zaten geçmişteki birikimim, tecrübemin üstüne bunlar da eklenince ben artık kafamda tekne konusunu çözmüş oldum. Yani nasıl çözmüş oldum? Benim için iyi bir tekne, bana uygun bir tekne nasıl olmalı? Ben nasıl bir tekneye ihtiyaç duyuyorum? Benim zevklerim, isteklerim, ihtiyaçlarım, beklentilerim, bunların hepsini bu farklı tekne tecrübelerimle harmanladığımda benim için ideal tekne modeli ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o tekneyi de bulamayacağım için, benim kafamdaki tekneyi de birebir bulamayacağım için ben tekne yapmaya karar verdim. Veya yaptırmaya diye yola çıktık ama yaptırabileceğimiz, kafamızdaki resimleri eşleştirebileceğim bir tersane usta bulamadım maalesef. Dolayısıyla iş başa düştü dedik. Kendim yapma sürecine girdim. Burası umarım netleşmiştir. Şimdi bazı arkadaşlar satın aldıkları bir planı genç yaşta, yani genç yaştan kastım, daha iyi tekneleri, kötü tekneleri deneyimlememişken gözlerine kestirdikleri bir planı satın alıyorlar ve onu yapma sürecine giriyorlar. Ben tekne yapmanın pek böyle mantıklı bir iş olmadığını kastettiğim durum bu. Yani başkasının yaptığı, başkasının karar verdiği özellikleri olan bir tekne planını satın alıp kendiniz yapmaya uğraşmak, hobi gibi ne bileyim bir şeylerle uğraşmak, bir şeyleri yoktan var etmeye çalışmak keyif verici olabilir. İşin o tarafını bırakırsak rasyonel olarak iyi bir tekneye sahip olmanızı, sizin ihtiyaçlarınıza birebir örtüşen
bir tekneye sahip olma imkanınız o şekilde zor. Ha, belli bir olgunluğa eriştikten sonra, yani iyi tekneleri tecrübe ettikten sonra, kötü tekneleri tecrübe ettikten sonra, kafanızdaki her şey yerli yerine oluştuktan sonra ya kendi istekleriniz doğrultusunda bir plan hazırlatırsınız, bir proje hazırlatırsınız ya da becerebiliyorsanız kendiniz oturur, kendi planınızı, projenizi oluşturur ve onu hayata geçirmeye çalışırsınız. Yani ben banyosu tam benim ihtiyaçlarıma uygun, benim zevkime uygun bir tekne istiyorum. Ben yemek yediğim masa benim keyfime, benim zevkime, benim ihtiyaçlarıma uygun üretilsin istiyorum. Genele ya da başka bir kitleye, genel bir çoğunluğa hitaben üretilmiş ve içinde çok da fazla böyle denizcilikle, deniz kültürüyle alakası olmayan popüler dokunuşlar, ticari kaygılarla oluşturulmuş kıyı köşede işin içine dahil olsun istemiyorum. O yüzden bu saatten sonra benim gidip marka bir tekne olur veya seri üretim bir tekne olur alıp, yani genele hitaben üretilmiş bir tekne alıp ömrümün sonuna kadar onun içinde burası benim yuvamdır diye yaşayabilmem biraz zor olacaktı. Dolayısıyla bu yöntem benim için en doğru yöntem. Bakın, benim için diyorum. Bunu herkes genelleme yapmaması lazım. Bunlar hep sıkıntılı süreçler, zorlu süreçler ve çok masraflı süreçler. Şimdi çok eskiden bu videolarda Fahrettin Bey'in de bahsettiği türden birkaç videom olmuştu. Orada da demiştim ki, bakın mesela örnek olarak Beneteau'dan, Hanse'den, işte Genoa'dan, Dufour'dan, Bavaria'dan daha iyi bir tekne yapabilir miyiz biz bireysel olarak? İmkansız. Peki biz onlardan yaptığı standardı yakalamaya çalışarak daha ucuza bir tekne yapabilir miyiz? O da imkansız. Çünkü bir Bavaria mesela yılda atıyorum 200-300 tane, 500 tane tekne çıkarıyor, üretiyor fabrikalarında ve alımları farklı yollardan, farklı kanallardan, bir toptancı olarak, direkt üreticisinden muhatap olarak alıyor. Ama ben burada bir malzemeyi temin ederken tek bir kalem üzerinden satın alıyorum. Bir teknelik malzeme alıyorum. Ve üzerine nakliyesi biniyor, aracısı biniyor, o dükkan biniyor, o distribütörün kârı biniyor. Artıyor da artıyor. Dolayısıyla benim malzeme tedariğimle Bavaria'nın, Beneteau'nun tedarik süreci tabii ki bir olamaz. Bu yüzden şimdi Bavaria'dan, Beneteau'dan daha iyi tekne yapacağım iddiası yok. Bu cepte. O iddiayla yola çıkmıyoruz. Daha ucuza tekne yapacağım iddiamız da yok. O da cepte. E peki, hem daha kötü bir tekne yapacaksın hem daha pahalıya bir tekne yapacaksın. O zaman tekne yapmak mantıklı değil. Evet, işte tam da benim sürekli bahsettiğim nokta bu. Tekne yapmak, eğer iyi tekne nedir, kötü tekne nedir tam ayrıntılı olarak yerleşmediyse zihninizde, ki bu da uzun yıllara yayılmış bir süreç gerektiriyor. Böyle bir sürecin içinden süzülüp gelmediyseniz ve teknik konularda profesyonel düzeyde bilginiz, beceriniz yoksa tekne yapma süreci daha pahalıya, daha kötü bir tekne yapmakla sonuçlanacak. Yani bu durum, bu teknenin yapımı benim şartlarıma özel bir durum. Gelelim Fahrettin Bey'in bahsettiği, benim daha doğrusu o videoda bahsettiğim, Fahrettin Bey'in de oraya vurgu yaptığı, dikkat çektiği nokta. Peki tekne büyüklüğü. Şu an ben eğer gidip ikinci el veya sıfır marka bir tekne, bilindik markaların seri üretim fiber bir teknesini satın alıyor olsaydım, muhtemelen benim araştıracağım büyüklük, boy 38 fit ile 44 fit arasında olacaktı. Yani yine ortalama 40-42 fit civarında bir tekne benim ihtiyaçlarımı göreceğini düşünüyordum. Ama şimdi kendin bir tekne dizayn edip projesini kendin oluşturduğun anda, mesela 40 fit bir tekne buldum, güzel. 40 fit hiçbir teknede tek kabin tekne yok. Ama bana tek kabin lazım. Ben ikinci, üçüncü kabin istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü teknede benim ve yanımdaki partnerimin kullanmacağı
hiçbir santimetre kare olmaması gerekiyor. O eşim gelir, dostum gelir, akrabam gelir, iş yerinden arkadaşlar gelir, bilmem kim gelir. Misafir ağırlarım, işte partileriz, şu bu mantığı benim artık tekneye bakış açımda yok. Bir tane yatak odası olsun, tek bir kamerası olsun, bir tane banyo tuvaleti olsun. Ben teknemde iki kabin olsun, üç kabin olsun, her kabinde banyo tuvaleti ayrı olsun, işte başkasının kullandığı tuvaleti, banyoyu ben kullanamam falan. Böyle sıkıntılı yaklaşımları ben artık aşalı çok oldu. Benim mantığım, benim tekneme, benim kullandığım banyoyu kullanmasından rahatsız olacağım birisi zaten giremez. Anlatabiliyor muyum? Ya benim tekneme çocuğum girer, ya eşim girer, partnerim girer. Onun haricinde iş arkadaşlarımı toplayayım, eş dost toplayayım yok. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. 42 fit büyüklüğünde 3 kameralı ve her kamerasında kendine ait banyosu, tuvaleti olan bir tekne mi daha büyüktür? Benim yaptığım tek kameralı, tek banyolu tekne mi daha büyüktür? Bunu bir düşünmeniz gerekiyor işte. Emin olun o 42 fit, 40 fit teknedeki master yataktan benim yatağım daha büyük olacak. O teknedeki kıyafetleri koyduğunuz dolaptan benim teknedeki kıyafet koyduğum dolap daha kullanışlı, daha geniş, daha rahat olacak. Çekmeceleriyle vesairesiyle. O 42 fit tekneden benim teknemdeki banyo, duş, tuvalet çok daha geniş olacak, rahat olacak. O 42 fit, 40 fit tekneden hemen hemen mutfağı aynı büyüklükte olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani benim kullanacağım yaşam alanımdaki alanlar, büyüklükler ya eşdeğer olacak ya daha da rahat olacak. Ve bunu dış boyu daha da küçülterek sahip olmuş oluyorum. Müthiş. Hem bir, tekne her şart altında tek kişinin kontrolüne, kumandasına müsait olacak. Minimal ölçülerde olduğu için dış büyüklüğü. Onun yanında bir yere gittiğimde yer bulma sıkıntısı. Bir 10 metre tekne ile 15 metre tekne, 14 metre arasında tekne genişliğini de işin içine katarsanız her gittiğiniz yerde, her iskelede böyle şuraya sıkışabilirim deme şansınız belli bir büyüklükten sonra olmuyor. Yani böyle bir 10 metrelerde, 11 metrelerde maksimum tekne büyüklüğünü tuttuğumuzda biraz daha o konuda rahatlıyoruz. Böyle dünyanın ücra noktalarına seyahatler planladığımızda, uzun yolculuklar planladığımızda, farklı coğrafyaları ziyaret ettiğimizde bu zaman zaman önemli bir kriter olabiliyor. Yani şöyle özetleyelim. Benim yaptığım iş 1. Tamamen terzi gibi, kişiye özel, kıyafet dikmek gibi, kişiye özel, kendime özel, kendi beklentilerim, zevklerim, ihtiyaçlarım doğrultusunda tasarladığım teknemi imal ediyorum. Ve böyle çok da canım kanım olmayan insanları teknemde ağırlayacağım diye, onlara tekne hayatımı göstereceğim, onlara hava atacağım diye yapmıyorum bu tekneyi. Benim banyomu kullanmasından rahatsız olmayacağım insanlar o tekneye girebilir. İşin özeti bu. Benim mantığım bu. Tabii ki bu anlattıklarım, videonun başında da söylediğim gibi herkesin beklentileriyle, herkesin denizciliğe, teknelere yaklaşımıyla birebir örtüşecek diye bir şey yok. Zaten bu kadar çeşit tekne olmasının da nedeni bu. Herkesin beklentileri, ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir. Bu da gayet normaldir. Ama benim özelimde konuştuğumuzda ben hala aynı noktadayım. Eğer kendi teknemi, kendi projemi yapıyor ya da yaptırıyor olmasaydım 40 fit civarında bir tekne, seri üretim bir tekne ve mümkün olduğunca az kameralı bulabilseydim tek kameralı ama maalesef yok. O zaman iki kameralı bir tekneye yönlenecektim. İki kameralı, tek banyolu yine. Yaklaşımımı umarım anlatabilmişimdir. Benim için önemli olan 3 kamerası olsun, 5 kamerası olsun, millete otel gibi yatırayım, yedireyim, içtireyim, gezdireyim, eğlendireyim. Ben öyle bir hayat istemiyorum. Bu şeyi de getiriyor. İşte bu minimalizm, minimalleşme, daha az yük taşıma
daha az yükle yolculuk yapma. Yani yolculuk sadece tekneyle yaptığınız yolculuk olarak düşünmeyin. Yani bu hayat yolculuğu diye düşünelim, genelleyelim. Sırtınızda daha az yükle yolculuk yapmak. Peki bu hayat dediğimiz yolculuktaki sırtımızdaki yükler ne? Gereksiz, lüzumsuz insanlar. İkincisi eşyalar. Gereksiz, lüzumsuz, bana bir faydası olmayan bir sürü eşya biriktiriyorum. Bu eşyalar da hayat dediğimiz yolculukta bize yük oluyor. O yüzden 960 omurga boyu olan bir tekne kendi planladığım şekilde kendim üretiyorum. Umarım durum Fahrettin Bey'in sorusuyla, yorumuyla derinlemesine anlatma fırsatı bulduğum bu durum umarım herkesin kafasında netleşmiştir. Hızlıca maddeler halinde bir özet geçeyim. Naçizane tavsiyelerim. İyi tekneleri tanımadan, iyi tekne nasıl oluru tecrübe etmeden, yanına kötü tekneler tanımadan, kötü tekneleri tecrübe etmeden tekne yapmaya girişmeyin. Başkasının kendi için ya da başka birileri için genele hitap edecek şekilde ürettiği projelerden üretim sürecine, böyle projeler satın alarak üretim sürecine girmeniz sıradan genele hitap eden markaların ikinci el bir teknesini almaktan çok da farklı olmayacak. O zaman bu videonun içinde de bahsettiğim gibi, peki daha kötü bir tekneyi daha pahalıya yapma sürecine niye giriyoruz? Yani bireysel tekne yapma sürecine niçin giriyoruz? İşte tam sizin ihtiyaçlarınıza uygun, size özel ama iyi tekneleri, kötü tekneleri bilen birisi olarak size özel bir tekne yapmak orada işte bu işi cazip kılıyor. Yoksa başkasının kendi için ürettiği, genele için ürettiği bir projeyi alarak, satın alarak Bavaria'dan, Benetto'dan daha kötü bir tekne yapacaksınız ve daha pahalıya mal olacak size. Bu 2-2-4. Umarım derdimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.